Çay Saatimize hoş geldiniz. 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Aradan 83 sene geçti fakat atamızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bilakis Atatürk her sene bize miras bıraktığı ve gittikçe kuvvetlenen, gelişen Türkiye'nin benliğinde yaşıyor. Bir sene önce muhteşem bir tesadüf, 10 Kasım'da Azerbaycanlı kardeşlerimiz 1994'ten beri istila altında olan topraklarını 44 gün süren büyük bir ölüm kalım mücadelesiyle kurtarmayı başardılar. Azerbaycan'la Türkiye'nin iki devlet bir millet olduğu mefhumu Atatürk'ün şu sözleriyle damgalanmıştı. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz. Kederi bizim kederimiz. Onun için ölüm yıldönümünde Atatürk'ü matemle değil, kardeş milletin zaferi sevinciyle Ankara'dan, Bakü'den, Karabük'ten katılan kıymetli akademisyenlerimizle gururla anacağız. Ve Azerbaycan'ın bu büyük zafer bayramını kutlayacağız. Konuşmacılarımız Doçent Doktor Mübariz Mamadli Bakü'den, Profesör Doktor Ali Asker Karabük'ten, moderatörümüz Profesör Doktor Selma Yel de Ankara'dan katılıyor. Mübariz Bey, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktorasını yapmış. Şimdi bu üniversitede işletme yönetimi bölümünde öğretim üyesi. Uluslararası ekonomi, İşletmecilik ve işletmecilikte etik ve gümrük konuları alanında araştırmaları, yayınları var. Ali Bey, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olup, ihtisasını Marmara Üniversitesi'nde genel kamu hukuku alanında tamamlamış. Değişik düşünce kuruluşlarında Kafkasya, Rus, Slav, Orta Asya ve Türk dünyası üzerinde çalışmalar yapmış, birçok yayına ve tercüme esere imza atmış. Selma Hanım, Gazi Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri üzerinde ihtisasını yapmış ve aynı üniversitede Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi. Çalışma alanı yakın Türkiye, sosyal bilgiler ve tarih öğretim. Değerli akademisyenlerimizin özgeçmişleri hakikaten ağırlıklı. Fakat bugün zaman açısından ayrıntılara giremiyoruz. Özür dilerim. Kıymetli misafirlerimize bize bu saatte ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca TAS TV ekibi Erkan Şahin ve Çağlar Sansar'a da çok teşekkür ediyorum. Evet sayın hocalar, söz sizde. Teşekkür ediyorum Oya Hanım. Her iki konuğumuza da öncelikle hoş geldiniz diyorum. Birisi Azerbaycan'dan, birisi de her ne kadar Azerbaycan doğmuş olsa da artık Türkiye'den bizimle olacaklar inşallah. Şimdi nereden başlayalım diye düşündüm. 8 Kasım çok büyük bir zafer ve hakikaten Türk dünyasının çok özlediği bir zafer. Türkiye olarak da çok özlediğimiz bir zafer ve hakeza Azerbaycan olarak siz bunu çok çok hasrettiniz zaten. Fakat büyük bir tevafuk eseri mütarekenin yapıldığı günde, yani Karabağ'ın artık Azerbaycan'ın toprağı olduğunun bir şekilde kabulü olan, ön birinci adım olan mütarekenin imzalandığı ve kabulü olan 10 Kasım'da tevafuk eseri olarak bizim İstiklal Savaşı'nı başlatan Başkumandan Mustafa Kemal'in ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kurucusu olan Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok uzun zaman önce aldığı isabetli bir kararla biz zaten 10 Kasım'ı bir yaz günü olarak değil, Atatürk'ün fikirlerini anlamak, koyduğu hedeflere ulaşmak noktasında neler yapabileceğimizi tartışabileceğimiz bir gün olarak belirlemiştik. Ve artık 10 Kasım'lar bizim için böyle bir programlarla geçirilmeye başlandı. Bu noktada baktığımızda Atatürk acaba Azerbaycan Türklerinin tasavvurunda nasıl bir liderdir, kimdir? Nasıl bir yere sahiptir? Ali Hocam, sizinle başlayacak olursak eğer.
Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Beni siz şahsen davet ettiniz. Oyo Hanım'a da çok teşekkür ediyorum bu programın organizasyonundan dolayı. Gerçekten çok önemli bir günde bir araya toplandık. Sizin de çok doğru şekilde vurguladığınız gibi Atatürk tabii aramızdan ayrıldı. O da bir faniydi. Zaten kendisi de böyle diyordu, böyle söylemişti. Önemli olan onun düşüncelerini, onun devrimlerini yaşatmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varoluşu için mücadele etmek. Yani bizim bu gerçekten boynumuzun borcudur, görevimizdir. Büyük Atatürk de bunu istemiştir bizden. O yüzden bunu tabii ki bizim için her zaman onu özlemle, her zaman onu saygıyla, minnetle anıyoruz. Bundan sonra da anacağız. Ama bugün çok isabetli bir şekilde vurguladığınız gibi bizim Atatürk'ün yolunu devam ettirmek için yeniden hafızalarımızı tazelemek, yeniden görevlerimizin hesabını yapma günüdür. O yüzden nur içinde yatsın Büyük Atatürk. O çok büyük bir lider. Yani dünya tarihine damgasını vurmuş bir lider. Büyük bir şahsiyet, büyük bir komutan ve siyasi deha. Yani saymakla bitmeyecek çok büyük ünvanlara sahip bir insandır. Yani bunu bir Azerbaycan Türk olarak söylüyorsunuz bunları. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi biliyorsunuz Azerbaycan uzun süre 1920'de Rusya'nın hegemonliği altına girdikten sonra bir müddet Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir ılımlı dönem var. Fakat bu ılımlı dönem daha sonra yerini Stalin'in çok despotik ve Türkiye'ye karşı antipatik, hatta patolojik antipatik bir politikasına bıraktı ve uzun yıllar biz farklı cephelerde yer aldık. Yani Türkiye ve Azerbaycan, Azerbaycan'da Sovyetler Birliği içerisinde. Ama hiçbir zaman biz gerçekten diyorum, ben çocukluğumdan Atatürk'ün ismini duydum. Nereden duydum derseniz, okula gidene kadar büyüklerimden duydum, ailemden duydum, yakınlarımdan duydum. Okula gittikten sonra da okulda duydum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye Sovyetler Birliği'ne rakip, karşı cephede yer alan bir ülke. Ama biz tarihte gerçekten Atatürk'ün ne kadar büyük insan olduğunu en azından dolaylı yoldan kavramış oluyorduk. O yüzden Atatürk bizim için son derece önemli bir şahsiyeti. Biz onu hep sevdik ve bundan sonra da seveceğiz. Hatta şunu söylemek istiyorum. Biraz yaş kemale erince bağımsızlık düşüncesi 1980'lerden sonra başlayan, 88'den net olarak söyleyeyim, başlayan o süreç içerisinde biz Atatürk'ün adını hem saygıyla andık hem de onu bir örnek olarak gösterdik. Neden? Çünkü bir ulus devleti kurmak, bir bağımsızlık mücadelesi vermek ve bu mücadelede galip gelmek. O yüzden Azerbaycan Türklerinin her zaman Atatürk kalbinde vardır, var olmuştur. Çok küçük bir şey de söylemek istiyorum. Bu sevgi o kadar büyük ki bağımsızlığın ardından insanlar hatta Atatürk ismini çocuklarına koymaya kalkıştılar. Bunu da yaptılar ama tabii ki Atatürk'ün ismi Türkiye'de nasıl korunuyorsa şahsiyeti, onu da bizi korumamız gerekiyor. Her ne kadar farklı ülke ve farklı mevzuat olsa da belki bunu yasal, belki de gayri yasal yaptılar. Şu anda 18 Atatürk ismi taşıyan çocuk, şimdi genç var. Ama bundan sonra Atatürk ismini çocuklara koymayacaklar. Ve Atatürk Türkiye'de ne kadar seviliyorsa iddiasındayım, belki daha fazla da Azerbaycan'da seviliyor. Teşekkür ediyorum. O Sovyetler döneminde çok kıt imkanlarla da olsa, o Sovyetlerin son döneminde artık dağılmaya başladığı dönemde bir şekilde Elçi Bey ile görüntülü yayınlar yapıldığında Atatürk sevgisini o kadar yoğun hissettirmişti ki bize ve hakikaten daha sonra baktım Haydar Aliyev de devlet yönetirken büyük ölçüde Atatürk'ten ne kadar çok etkilendiğini defaten ifade ettiği gibi onun dış politikadaki izlemiş olduğu stratejilere baktığımda ben de hakikaten Atatürk'ü çok içselleştirmiş olduğunu söyleyebilirim. Yani kurucu iki lidere baktığımda da bunun çok doğru bir şekilde Atatürk'ün model alındığını söyleyebiliriz. Sayın Mübariz Mehmedova, sizin bu konuyla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Evet, Azerbaycan'da her zaman, hele Sovyetler döneminde de
Atatürk'e büyük saygı olmuştur. Sadece o zaman Türkiye'ye ait olan her bir şey Azerbaycan'da sevgiyle yanaşılırdı. Atatürk burada tanınırdı, bilinirdi. Büyük saygı ve sevgi de var idi. Ve şimdi de var. Bu da devam edecek her zaman. Biz de Azerbaycan'da Atatürk Araştırma Merkezi var. Faaliyet gösterir. Çoktan müstakillik elde ettikten sonra bir döneminde açık aşikar devlet yani biz açık sevginin nümayiş etmesi mümkün değil. Ama bunu bilirdiler ve tanıyırdılar. Gence'nin saygı ve minnet sağlıyor. O Gence'nin çok bir ana caddesi var biliyorsunuz. Oraya da Atatürk Caddesi verilmiş. Gence'yi boydan boya geçen en şey muhteşem görkemli caddesinin adı da Atatürk Caddesi. Bunu da vurgulayalım. Peki Mübariz Bey yine sizinle devam etmek istiyorum. Atatürk dönemi Azerbaycan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilişkileri diyelim. İlk şöyle 1920'li yıllara doğru gidecek olursak. Evet. Azerbaycan yeni Sovyetleşmiş. Azerbaycan Sovyet hükümetinin başında Neriman Nerimanov var. Ve Mustafa Kemal'in de, Mustafa Kemal Paşa'nın da henüz Atatürk soyadını almadı çünkü, İstiklal Savaşı'nın devamı için Türk dünyasından gelecek yardımlara çok ihtiyacı var. Gönderdiği heyetle borç olarak benzin ve mazot istiyor. Azerbaycan Sovyet Devlet Başkanı Neriman Nerimanov'un meşhur bir konuşması var. Bunu paylaşabilir misiniz bizimle? Evet, demek Azerbaycan 1920. yılda Sovyetler hakimiyet demokratlara verildiği anda Neriman Nerimanov Azerbaycan'da bir müddet Cumhuriyet yani Sovyet ülkesine başçılık etti. Bu zaman böyle bir yardım istenilende onun böyle bir söylemesini söylüyorlar. O söylemiş kardeş kardeşe borç vermez. Tutar. Bu yardımlaşma Cumhuriyet dövründe de olmuştu. Azerbaycan Sovyet Respublikası başkentleri verildikte de oldu. Tabii ki Moskva da buna ilimli bakırdı. Ve hatta bizim bildiğimiz kadar Türk insanlar da yani devletin iştirakı olmadan şeye yardımlar yığıp gönderirdiler. Mesela Türkiye sınırında olan Sederek bölgesinde benim duyduğum yaşlı bir hanımefendi yani ki nenemiz söylüyordu ki biz evlerden kızıllarımızı, gümüşlerimizi yığıp paşaya gönderirdik ona yardım etmek için. Yani bu yardım hem devlet seviyesinde, hükümet seviyesinde hem de insanların seviyesinde aparılmıştır. Neriman Nerimanov da yani aynı şekilde o dönemde çünkü kısa müddette Cumhuriyet'e Sovyet Şura Azerbaycan'a rehberliği etti. Sonra onu Moskova'ya apardılar. O da hemçinin Atatürk'e belə deyirdiler de imperializmlə çarpışan Türk halkına yardım edirdiler. Bilirsiniz burada təkcə Azerbaycan değil, Orta Asya halkları da yardım ediblər. 1920-24 ildə mövcud olmuş Buxara Xalq Cumhuriyyəti olmuşdur. Onlar çok büyük yardım ettiler. 100 milyon altın gönderdiler. Təəssüf ki bunu Moskva vasitəsilə etdikləri için onun yalnız 18-20 milyonu gəlib Ankara'ya çatabildi. Azerbaycan ise direkt gönderirdi bu yardım. Varı Ankara'ya, Azerbaycan buradan Kuma Batum'dan gönderebilirdi. O cümlenin bir kez daha tekrarını yapayım ben. Kardeş kardeşe borç vermez diyor Nerimanov. Kardeş kardeşe borç vermez. Kömek eyler. Ve kömeğin karşılığı olmaz. Borç değil yani. Yani tarihe geçecek bu cümle hakikaten. Teşekkür ediyorum Mübariz Mehmedova. Ali Bey tekrar sizinle devam edecek olursak. Türk dünyası ve Atatürk'ün liderliği arasında bir bağ kurabilme imkanımız var mı? Atatürk nasıl bakıyordu Türk dünyasına? Ya da Atatürk Türk dünyasında daha sonraki gelen liderler noktasında, karakter özellikleri noktasında baktığımızda benzerlikler ve farklılıklar neler söyleyebilirsiniz? Şunu söyleyeyim, Atatürk tabii ki bir dünya çapında liderdir ama bir Türk lideridir ve bir Türktür. Dolayısıyla Atatürk'ün varlığı yani şahsiyeti mutlaka ve mutlaka Türk milli mücadelelerini, bağımsızlık mücadelelerini fikren ve manevi olarak çok yakından etkilemiştir.
Tabii biz şöyle tarihsel süreçlere baktığımız zaman böyle bir yani Sovyetler Birliği yok henüz. Yani Rusya'da Ekim Devrimi olup ardından Sovyetleşmeye, yani Sovyet yayılmacılığının ilerlediği bir dönemde Türkiye'de farklı bir dönem var ve burada emperyalizme karşı bir çatışma var, bir çarpışma var aynı zamanda ve Türkler yıkılmış olan devletlerini yeniden inşa ediyorlar. Yani adeta tamamen yıkılmış, yerle bir edilmiş ve yokluklar içerisinde böyle bir devleti inşa etmek gerçekten son derece zordur. Elbette burada Türk milletinin ve artı yani milletin önünde bir lider olmazsa o millet de bir şey yapamaz ve toplum burada hemen bir girebilir miyim Ali Bey? Tabii. O dönem için İslam dünyasına baktığımda, Türk dünyasına baktığımda aslında hepsi esaret altında ve Türkistan'a baktığımda hepsinde milli mücadele var. Evet. Şimdi çok, burada Anadolu'daki istiklal mücadelesinin özelliği neydi? Neden başarıya ulaştı? Ve öbürleri niye başarıya ulaşamadı? İşte bu noktayı açarsak lütfen. Tabii. Gerçekten burada iki tane hususa her zaman ben değiniyorum. Bir defa Türkiye'nin, yani ondan önce de Osmanlı ve daha önce de Selçuklu baktığımız zaman ve Orta Asya'dan süre gelen kesintisiz bir devlet geleneği var. Bu son derece önemlidir. Yani hani söylüyoruz ya, devletimiz ilelebet var olsun. Neden var olsun? Çünkü bunun varlığı bizim bir vazifemiz, bir görevimiz. Aynı zamanda eski gelenekler kuvvetli olan toplumlar, milletler devletleşme sürecini çok daha diğerlerine nazaran çok daha rahat demeyeyim de çok daha başarılı bir şekilde sürdürebiliyorlar. Ama Orta Asya'daki, herkes Azerbaycan'daki, nitekim 1918-20'de bir 23 aylık bağımsızlık dönemi var. Orta Asya Cumhuriyetlerinde o da yok, Türkistan Cumhuriyetlerinde. Ve hep esaret altında ve özellikle Rusya'nın işgaline girdikten sonra gerçekten hem böyle bir lidere çok ihtiyaç olmuş, hem de o kesintiye uğrayan 100-150 senelik bir dönemi doldurmak asla kolay değildir. O yüzden Atatürk'ün yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç ara vermeden hemen mücadeleye geçmesi, hemen önderliğe soyunması ve bunu kabul etmesi ki son derece ağır bir misyondur ve Türk milletini organize etmesi, bu gerçekten Türklerde büyük hayranlık ve coşku uyandırmıştır. O yüzden şimdi o dönemin tarihine bakarsak Atatürk'ün şahsen adına söylenen şarkılar var, şiirler var, mahnılar var, hikayeler var, öyküler var. Bunlar yani Türk dünyasında bir Atatürk'e hayranlık. Bunu ben müspet anlamda söylüyorum, olumlu anlamda. Ve bir lider olarak ona özenme, böyle bir lidere olan ihtiyaç. Bu son derece önemliydi. Bu hem 20. yüzyılın başlarında, yani 1. Dünya Savaşı'nın dağılması sonrası ve sonraki dönemlerde Atatürk'ün Milli Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı döneme ait olarak da söyleyebiliriz. Aynı zamanda 1988'den 80'lerin sonlarından dağılma sürecine giren bir Sovyetler Birliği'nde uluslaşma, ulusal mücadele konusunda da bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Atatürk ismi Türk dünyasında her zaman saygın bir isim olarak anılmış ve hala da anılmaktadır. Evet, çırpınırdı Karadeniz'de önce Enver Paşa'ya atfediliyor biliyorsunuz. Kurtuluş evet. İçin gel bizi kurtar diye. Daha sonra hemen 20'lerden itibaren de Enver Paşa'nın yerine Mustafa Kemal'in konmuş olduğunu görüyoruz yani. Demek ki önce Anadolu'yu kurtar sonra gel bizi kurtar gibi bir şey çıkıyor, bir anlam çıkıyor orada. O İzmir'in dağları da önce Kıskaz'ın dağlarıydı. Yine Enver Paşa söylemiştir. Tabii bunlar hepsi bizim değerlerimiz. Onu o anlamda söylemiyoruz tabii ki. Ama Atatürk çok kimsenin başaramadığını başarmış bir liderdir. Yani yoktan bir ulusu yoktan var etmek. Şimdi ayrıntılara girerek bizi izleyen insanların da biraz ne bileyim zamanından da çalmayalım ama bu böyledir yani. Evet. O kadro çok son derece özel. Mustafa Kemal'i tek bir adam gibi konuşmayalım. Muhteşem bir kadronun lideri. O, onun arkasında duran kadro, onun için risk üstlenen kadro, o da son derece önemli. Lider ekibiyle birlikte vardır. Ekibiyle birlikte hepsine Allah rahmetler etsin diyoruz. Amin, amin. Yani bir
millet ve bir ekip ve bir lider. Yani bunu belki 3 ayak üzerinde inşa edersek olayı çok iyi anlamış oluruz. İyi bir lider olmazsa, şimdi ben farklı örnekler de vermek istemiyorum. Hı. İyi bir lider olmadı. Mesela diyelim 1980'lerde Azerbaycan dünyadaki dergilere kapağı oldu. Milli özünü derk, yani kendini idrak eden milletler arasında en üst sıraya çıktı. Ama biz o zaman çok şey başaramadık. Ama millet çok daha fazlasını verdi. Burada neye ihtiyaç var? İyi bir lidere ihtiyaç var. Tabii ki Türkiye'nin gerçekten diyorum bir gelenekleri vardır ve o ekip Osmanlı İmparatorluğu'nun generalleridir. Yani bürokratlarıdır. Yani devlet tecrübesi olan, ordu tecrübesi ve en önemli savaş tecrübesi olan insanlardır. Elbette biz bunu kesintisiz bir şekilde Osmanlı'dan devam eden ve Cumhuriyet'in kurulması ve sonraki süreci de kapsayan bir bütün olarak görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Mübariz Mehmet Bey, Mehmet'le sizinle devam etmek istersek tekrar. Bugün evet. Son derece özel bir gün. 8 Kasım'ı idrak ettik. Şuşa'nın, kurtuluşun ellerimizi kaldırıp dualar etmiştik. Zafer Bayramı. İsterseniz şöyle bir kısa girizgah yapalım. Bu problemin arka planı nasıldı, nasıl gelişti? Azerbaycan-Ermenistan çatışması en son nasıl oldu da bu noktalara geldi? Bunu böyle bize böyle kısaca bir izah edebilir misiniz? Evet Selma Hanım, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu münakişenin tarihi Çar Rusyası'nın Kafkazlara müdahil etmesinden yaranır. Çar Rusyası Kafkazlara müdahil eder zaman İran-Rusya muharebelerinden sonra bir sıra 1928 son anlaşmayla Azerbaycan hanlıklarının Çar Rusyası'nın hegemonluğu altına geçti. Bu yapıldı. Karabağ hanlığıyla, İravan hanlığıyla, Naxçıvan hanlığıyla, Bakı, Şamaxı, Vəli hanlıkları, Gəncə hanlıklarıyla Çar Rusyası bir anlaşma bağladı. Onları kendi himayesine kabul etti ve bu anlaşmada yazırdı ki varız, siz de öz ərazilərinizdə hakim olacaksınız filan. Onları yıktı, onların yani məhv etdi və öz qubernatorunu təyin etdi. Çar Rusiyası bu zaman İran ve Osmanlı ile anlaşarak Osmanlı'dan 100 bin, İran'dan 90 bin civarında Ermenileri Kafkasya'ya getirdi. Bunları da Karabağ'da ve İravan, Karabağ hanlığının ve İravan hanlığının erazilerinde yerleştirdi. Bak sorun buradan. Burada küçük bir giriş yapabilir miyim? Şöyle küçük bir tamamlama. Mübariz Bey, burada bir şey söylemek istiyorum. Devletlerin rejimleri değişebilir, hükümdarlar değişebilir. Rusya için ben gördüğümde inanılmaz şekilde siyasi tarihlerine sadık kalıyorlar. Çariçe Katerina 18. yüzyılın sonlarında Karabağ'da bir Ermeni devleti yaratmak istiyor. Bunun için nüfusa ihtiyacı var. Nüfusa ihtiyacı var Ermeni nüfusuna. Demografik yapıyı değiştirmek için. Fakat o gün güçlü bir Osmanlı Devleti ve İran atağıyla birlikte bu proje gerçekleşmiyor. Bakın dikkat edin, 18. yüzyılın sonları. Çariçe Katerina dönemi. Çariçe Katerina vefat ediyor ve arkasından gelen hükümdarlara baktığımızda bundan asla vazgeçmediklerini görüyoruz. Bakın 1918'e doğru sizin dediğiniz göç ettirmelerle Revan bölgesinde ve Karabağ bölgesinde nüfusun Ermenileşmesi için çok yoğun göç ettirme süreçleri var. Bu çok enteresan geliyor bana. Evet. Buyurun lütfen hocam, devam edin. 1896 yılında Eçmədzin, yani ki bu Katerikosu Tariçaya, Katerina'ya müracaat edilir ve böyle bir Ararat krallığının yaradılmasını istiyor. Ve bu projeleri yapmak için de bu nüfuz etmek gerekir. Ve bilirik ki yani bu arazilere nüfuzu 1828 yılında tamamlanır. Ve bundan sonra bu hanlıkların arazilerine Rusya artık burada hegemonluğunu yapmaya başlıyor. Ve bu zaman dediğim gibi 100 bin Osmanlı arasından 90 binde İran'dan Ermenileri Karabağ ve İravan hanlığının arasında köç ettiriyor. Ve her zaman da bunları teşkilatlandırır, çok iyi arazileri ve filan verir. Rusya'nın tabii ki burada istediği bu arazilerde Hristiyan çoxluğu yaratmalıydı. Mesela Ermeniler Kafkas halkı değiller. Onlar Kafkaz'a gelmediler. Ve ama buraya geldikte Kafkaz'da olan bütün Hristiyan abidelerine, Hristiyan medeniyetine iddia ettiler. Bu Hristiyan abidelerinin, bu Hristiyan medeniyetinin Ermenilere aidiyatı yok. Kafkaz'da Gürcüler var, Albanlar var, belki bunlar
Hristiyanlığı yaratmışlar ve Alban kiliseleri Gürgen Ermeni kiliselerine sonradan onun ihtiyarına verildi. Bu Çar Rusyası burada Ermeni çoğunluğunu yarattı ve Ermenistan'ın bir Ermenilerin bir devleti yoktu. Çünkü mesela gelende Ruslarla İravan, Azerbaycanlılar dövüşmüştüler ve hiçbir Ruslar Kafkaz'a geldikte bir Ermenilerin bir küçük bir kurumuyla da neyse bir anlaşma bağlamamışlar. Burada arazi yani yaratılmasını en iyi bilen Rusya'dır. Ruslardır. Onlar çok iyi bilirler ki yani Ermeni devletini yaradan da bugün ayakta saklayan da Rusya'dır, Rus devletleridir. Ve sonra Çar Rusyası geldikten sonra Bolşevik Rusyası yaralanda da Ermenistan Respublikası yaratmak için çabalar gösterdiler. Bu zaman Bolşevik Rusyası'ndan çok Ermenistan Respublikası'nı yaratmaya Fransa cehdler edirdi ve Fransa bütünlükle Osmanlı'dan bunu talep edirdi. Ve Kafkaz'da da İravan Hanlığı'nın yani ki Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın da burada kararı oldu. İravan'ın Ermenilere paytaht gibi verilmesi hakkında maalesef böyle bir karar oldu. Ve düşünürdüler ki bununla da Ermenilerin Karabağ'da ve diğer yerler iddiasından imtina yani olunacak. Çünkü o zaman da Ermeniler Karabağ'da, Zengezur'da, İravan'da çıkışlar edir, Azerbaycan köylerini falan bastırdılar. Yani bu şeyler her zaman edirdiler. Ermeniler her zaman terörden faydalandılar, terör teşkilatı yarattılar. Bu günlerde de hesaplasalar görürler ki Ermenilerin çoklu miktarda terör örgütleri var tanınan ama Türk toplumlarının kaç terör örgütü var? Yoktu. Ve Sovyetler döneminde Fransa'nın da desteğiyle, Avrupa'nın da desteğiyle, burada hususla Fransa'nın desteğiyle esas Ermenistan Cumhuriyeti yaratıldı. Ruslar, Bolşevikler fikirleştirdi ki bir Kafkas Federasyonu olacak, Zagafkazya Federasyonu ve bunlar üçünü de bir yerde bu devlet yaratılacak ve Moskva'ya tabi olacak, Moskva yönetecek. Ama burada bir Gürcistan çıktı, bu Zagafkazya Federasyonu'ndan Ermenistan ve Azerbaycan'da herisi öz arazilerini ilan ettiler. 1918. ilde Azerbaycan Cumhuriyet ilan ederken onun arazisi 114 bin kvadrat kilometreydi. Paris Sülh Konferansı'nda da Azerbaycan bu araziyle tanındı. 1920. ilde 4. ay yani aprel ayında 28 aprelde Bolşeviklere hakimiyet təhvil verilende Azerbaycan 114 bin kvadrat kilometrelik arazi ile Şura hükümetini, Sovyet Cumhuriyetini yaratmıştı. Lakin sonradan artık Moskva'ya bağlı oldukta müxtəlif təsirlerle Azerbaycan araziləri azaldıldı ve Zengezur ve Göyçənin bu mahalın bir hissələri Ermənistana verildi. O zaman Naxçıvanın da Ermənistana verilməsi var idi və Kars müqaviləsi ilə bunun qarşısı alındı. Yəni bilirsiniz ki, Kars müqaviləsində Türk tərəfi qəti şəkildə Naxçıvanın üçüncü bir tərəfə verilə bilməyəcəyini şərtini koydu və bu Azərbaycana baxımlı olaraq qaldı. Yəni biz de istesek bunu üçüncü bir tərəfə verə bilmərik. Kars anlaşmasının da yeni 100. yılını idrak ediyoruz. Yəni anlaşmaların da bu anlamda 100. yılları son derece önemli, devletlerin yaşlarında olduğu gibi. Hem bugünkü Doğu Anadolu sınırlarımız netleştirilmiştir, hem de Karabağ'da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü Kars Anlaşması'nda teyit edilmiştir. Nahçıvan'ın dışında Karabağ'da Azerbaycan toprağı olarak gösterilmiştir Kars Anlaşması'nda. Bu önemli bir nokta. Yani, evet, Selma Hanım, burada tarihi Azerbaycan topraklarında Rusya tarafından Fransa'nın desteğiyle yaratılmış bir Ermenistan var şimdi. Ve bu Ermenistan'da her zaman torpaq iddiasındadır. Bakın, öz embleminde Ararat dağını koyup, Ağrı dağını koyup. Ve onlar Ararat deyip, Ağrı dağını koyup. Türkiye büyük arazi iddiası edir. Azerbaycan'a arazi iddiası edir. Gürcistan'a yani arazi iddiası. Kars anlaşmasında, özür dilerim, Kars anlaşmasında taraflar şunu teyit ediyorlar. Moskova merkezli hem Gürcistan hem Azerbaycan'la hem Ermenistan hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak savaş süresi içerisinde taraflar arasında olmuş bütün husumetlerin unutulacağı, bir daha tekrarlanmayacağı, hiç kimsenin diğerinin arazisi üzerinde hak iddia etmeyeceği teyit edilmiş olmasına rağmen Kars Anlaşması'yla 93'ten sonraki süreçte, Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreçte Ermenistan'ın Kars Anlaşması'nı tanımadığını ifade ederek Ağrı Dağı'nı da kendi Cumhurbaşkanlığı şeyi içerisinde milli sembol olarak göstermeye başlaması doğrudan doğruya Türkiye'nin toprak bütünlüğüne bir saldırı zaten. Evet. Yani
Rus hesabına, Rus devleti hesabına özünü Azerbaycan topraklarında devlet yaratmış ve bütün komşularına da arazi iddiası vardır. Ama Sovyetler yarandıktan sonra da, Cumhuriyet olduktan sonra da Ermenistan zaman zaman Azerbaycan arazisinden kovmak için tedbirler görmüş. 1948'de de Stalin imzaladığı bir kararname ile Ermenistan ezeli Azerbaycan toprağında yaşayan Azerbaycanlılara etmiş, onların yerine Livan'dan, Suriye'den yani haricde yaşayan Ermenilerin resmen hemen serencamı da yazır. Kötüne izin verilmiş. Her zaman otlak yerimiz yok, filan yerimiz yok diye Azerbaycan'dan Moskva'nın arazılığıyla onun tepkisi ile torpaklar, araziler almıştır. Sonuncu beli araziler 80. yılın evvelinde oldu. Kazak'ın bir sıra köylerinde ve otlak yer adıyla hemen arazileri aldı Ermenistan otlak yeri kimi. Yani bu her zaman olmuştu. Şimdi Ermenistan'ın bu serhedlerin delimitasyası zamanı, ayrılması zamanı en büyük endişesi oldu ki hansı haritayla yapılacak bu işler? Eğer bu işler 1900 yıl haritasıyla yapılarsa Ermeniler bize araziler kaytarmalıdır. 1970 yıl haritasıyla yapılacak ne de Ermeniler bize bir neçe köyü kaytarmak zorundadırlar. Yani Kafkaz'da hiçbir devleti, yani hiçbir zaman burada bir kurumu olmayan ve Rus'un desteğiyle devlet yaratmış Ermenistan sanki buna alıştı. Şimdi bu bizim zaferimiz, hansı ki bir yılını kutlayırız bugün. Bununla ilk defedir ki Ermeniler arazi aldıkları, zapt ettiği arazini kaybettiler. Onlar da dolundu. Yani bu son 100 ilde yani Ermeni 200 ilde görülen en büyük attımdı. Yani Rusya'nın Kafkaz'a girişiminde ilk defedir ki Ermeniler arazi kaybettiler. Zapt ettiği arazi kaybettiler. Azerbaycanlılar itirdiği arazini geri aldılar. Bu çok mühim, önemli bir faktördü. Evet. Hem burada Sovyetlerin demek... mevcut buyurun, çağındaki Rusya Federasyonu'nun da o Sovyetlerin sürekli Ermenistan'a, Azerbaycan'a karşı destekleme politikasından kısmen de olsa vazgeçmiş ya da geri durmuş olması nedeniyle de olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada şu andaki Rusya Federasyonu'nun kısmi tarafsızlığını da ifade etmek zorundayız. Yani bu meselede Rusya Federasyonu kısmi olarak tarafsız durdu Rusya Federasyonu. Yani yok, tarafsız durmadı. Durmak zorunda kaldı bir kadar. Rusya öyle söyleyelim. Silah ve her zaman silah verdi. Bu da Türkiye'nin roluydu. Türkiye'nin çekindirici roluydu. Ve bizim Sayın Cumhurbaşkanı İlham söyledi. Bir, neden sizde Türk jetleri, F-16'ları var? Söyledi. Herbi talimden sonra biz onları sakladık ki Azerbaycan'a karşı üçüncü bir ülke ayağa kalkarsa cevabını al. Şimdi bu sorunun, yani şu soracağım ya, sorunun içinde Mübariz Bey, o da olacak. Şimdi izniniz olursa Ali Bey'le devam edelim. Şimdi Ali Hocam, tam Mübariz Bey'in bıraktığı yerden alacak olursak, Sovyetler sonrası dönemde Azerbaycan iki savaş yaşadı. O küçük çatışmaları saymıyoruz. Bu savaşların stratejik ve taktik yönlerine değinerek şöyle son 44 günlük savaşa gelecek olursak, daha önce neyi yapamadık da daha sonra başardık? Burada Türkiye'nin rolü neydi? Rusya Federasyonu'nun rolü neydi? Uluslararası o çok güçlü batılı devletlerin duruşu neydi? Mesela burada İsrail'in de Azerbaycan'ın yanında yer alması çok şaşırttı. Dünya kamuoyunu çok şaşırttı gerçekten. Bunları böyle çok kısa kısa küçük cümlelerle bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Çok güzel bir soru. Aslında üzerine çok yazı yazılabilecek bir soru ve tartışmalı bir konu aslında bu. Şimdi birinci, tabii Mübariz Bey de Azerbaycan'da yaşıyor, oranın vatandaşı. Ben de orada yaşadım o yıllarda. Hatta birinci Karabağ Savaşı'na iştirak ettim ben. Öğrenciydim 20 küsur yaşlarında ve gözlerimizin önünde yaşandığı bu olayı bugünkü gelişen olaylarla kıyaslamak imkanımız daha fazladır. Şunu söyleyelim öncelikle, Sovyetler Birliği'nde milli devletlerin ordusu yoktu, yani milli cumhuriyetlerin ordusu yoktu, zaten tek bir Sovyet ordusu vardı ve herkes orada hizmet ederdi. Yalnız biz... orada şu ayrımı vurgulayalım, Çarlık'tan itibaren hem Çarlık döneminde hem de Sovyetler döneminde sadece Müslümanlar harp okullarına alınmadılar. Bunun dışında Gürcüler ve Ermeniler harp okullarına alınıp en üst kademeye kadar çıkabiliyorlardı. Bakın hem Sovyetler hem de Çarlık döneminde. Bunu ifade edelim. Şimdi Sovyet döneminde okullara girebiliyordun. Yani fakat nüfus olarak da az olduğumuz için biz ordu içerisinde
yeteri güce sahip bir subay kadromuz yoktu yani böyle baktığımız zaman. O yüzden Sovyet ordusu içerisinde eğitilmiş, yetişmiş fakat kendi ordun olmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Zaten ordudan terhis edildikten sonra artık sen istifada olan eğer subaysın veya diyelim yedekte olan bir ersin ve belli bir süre sonra da bir işe yaramıyor aslında. Yeniden talim görmesi lazım. O yüzden bizim ordumuz yoktu ve bizim öncelikli meselelerimizden birisi ordumuzun olmamasıydı. Komutanlarımızın, subaylarımızın yani profesyonel subaylarımızın olmamasıydı. Bazen Ermenistan'la kıyaslıyorlar. Böyle yazılarda falan da rastlamış oluyoruz. Sanki Ermeniler bizden çok daha iyiydi falan. Asla öyle değil yani. Onlar da aynı dağılmış bir Sovyetler Birliği'nin ordusu olmayan bir toplumuydu. Fakat fark ne? Fark şundan ibarettir. Rusya başından beri Sovyet döneminden yani Gorbaçov'dan beri Ermenileri destekleme bu dağılma sürecine girdiğimiz an kesintisiz şekilde sürdürüldü. Ve milyarlarca dolar yani bu çok büyük bir rakamdır Ermenistan gibi küçük bir devlet için silahın satılması değil hibe edilmesi. Yani Ermenistan'a hibe edilmesi. Kafkaslardan çıkan ordu birliklerinin Ermenistan'a konuşlandırılması ve çok büyük hali hazırda da orada büyük Rus birliği var. Ve Sovyet ordusundan arta kalan silah, mühimmat ve subay ve as subay kadrosunu bu savaşta Ermenilerin kullanması Sovyet ve Hocalı soykırımını da işleyen o canilerin, o suçluların da büyük bir kısmı zaten oradaki motorize alayın mensuplarıdır. Ya böyle bir ortamda yani bir taraftan devlet kurmak istiyorsun ama bu devleti kurarken her zaman 1918'de de böyleydi. Ermeniler sana engel oluyor, önünü sıkıyor, isyanlar çıkarıyor, ayaklanma çıkarıyor. Böyle bir süreç yaşandığı için birinci Karabağ Savaşı'nda kayıplarımız oldu. İnsani kayıplarımız da çok büyük oldu. Toprak kayıplarımız da çok büyük oldu. Yoksa aynı ruh, inanın ki aynı ruh. Çok daha fazla insan askerlik şubelerine başvuruyordu ve onların birçoğunu geri gönderiyorlardı. Yani yeteri kadar silah olmadığı için. Böyle bir acziyet demeyeyim de bir mahcubiyet ve bir Atatürk'ün ifade ettiği o Balkan Savaşları ile ilgili hacalet kelimesi var ya işte o hacaleti biz yaşamış olduk. Ve yaklaşık 30 sene sürdü ve bu 30 sene içerisinde Azerbaycan tarafı sakin durmadı tabiri caizse. Bir taraftan millet her zaman vurguladığı acılıklarını vurguladığı, kaybolan topraklarını vurguladığı, toplantılarını yaptı, konferanslarını yaptı, okullarda. Yani bu ruhun ölmesine müsaade etmediler. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Azerbaycan'ındır. Ayrıca bir ordu yapılanması ve günümüzdeki savaş şunu gösteriyor. Çok rasyonel bir ve itidalli bir ordu yapılanması süreci yaşanmış ve burada Türkiye'nin desteği inanılmaz. Paha biçilmez ve hiçbir övgüyle karşılanabilecek bir destek değil. Bu gerçekten gerekse askeri talimler, gerekse NATO şemsiyesi altında çok büyük destek verdi. Gürcistan'da peki ilk savaşta verdi. Niye Türkiye destek vermedi? Türkiye ikinci savaşta destek vermiş. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Belki biz kulislerin arkasında gelişen olayları bilmiyoruz. Belki zaman gelecek tarih yazacak. Ama ben şunu eminlikle söyleyebilirim. Türkiye'nin burada çok önemli desteği var. Türkiye'nin yani birinciden bahsediyorum. Birinci savaşta Türkiye niye destek vermedi? Çok özür dilerim. Birinci savaşta Türkiye'nin destek vermemesinin birçok nedeni var. Tabii ki her zaman hükümetler sorgulanacak burada. O dönemde de Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında bir görüş ayrılığı var. Turgut Özal ve Süleyman Demirel arasında bir görüş ayrılığı var ve Sovyetlere karşı itidalli davranmadan yanadır mesela Süleyman Demirel. Bir de Türkiye'nin askeri teknoloji olarak çok üst düzeyde bağımlı, altını çizelim. Bağımlı olması durumunun da bu yardıma engel olduğunu ifade edelim. Bugün için askeri teknolojide bağımsız olan bir Türkiye var. Elbette ki yardım edebilir. Ama bakın bundan 30 yıl önce bağımlılık söz konusu olduğu için orada kan kardeşleri bu zulme maruz olurken, aynı Türkiye maruz kalırken ne yazık ki gerekli yardımı gösteremiyor. Ama dediğiniz gibi siyasetçilerin inisiyatif alma ve alamama yüreği de orada evet, da çok önemli. Kesinlikle. Evet. Bunu da ben ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Zaten ben bunu söyleyecektim. Ermenileri 2. Karabağ Savaşı'nda deli eden, şaşırtan şey SİHA'ların ilk saldırıları oldu.
Yani onların hava savunma mevzileri, tüm mevzileri, hava savunma sistemleri bir gün içerisinde. Yani şaşırdılar, neye maruz kaldığını şaşırdılar ve o SİHA'lar orada destan yazdı. Tabii ki onu geliştiren, onu temin eden insanlar orada aslında destan yazdılar ve Türkiye çok kararlı bir duruş sergiledi. Bakın hiçbir zaman şöyle bir duruş sergilememişti. Kardeş Azerbaycan devleti bizden nasıl yardım isterse onu yapacağız. Bu nasılın altı çok büyük. Yani yarın gel derse ona gideceksin. Bu savaş aslında gerçekten diyorum hem Azerbaycan yönetimi için hem Türkiye yönetimi için altını çizerek söylüyorum. Son derece büyük bir riskti. Çok büyük riskti. Evet. Yani ama bu o kadar güzel ölçülmüş, biçilmiş, diplomasi ayağı o kadar sağlam kurulmuş stratejik ayağı o kadar sağlam kurulmuş ki o önce yapılan tatbikatlar, demin Mübariz Bey'in söylediği gibi uçakların orada bulunması, silah, mühimmat ve teknolojik açıdan destek ve Azerbaycan ordusunun, zabıtanın yani subay kadrolarının yetişmesi özellikle hususi tayinatlı diyoruz biz, özel kuvvetlerin bu savaşta oynadığı rol yani inanılmaz büyüktür. Özellikle Şuşa'nın fethinde, Şuşa'nın kurtarılmasında özel kuvvetler çok etkin olmuşlar. Tabii ve işte bu iki savaş arasında bu fark vardı. Halk, aynı halk ama geri kalan demin söylediğimiz yönetim, liderler, işte teknoloji, destek, dışa bağımlılık çok sayıda bir sahip var burada. Ve o yüzden çok şükür o 44 gün savaşı çok hızlı şekilde ve dünya harp tarihine girdi bu savaş. Ve çok konuşulacak, çok yazılacak bu savaş. Çok gerçek çıkacak. Bilmediğimiz çok fazla şey var ama siz de çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Sadece askeri anlamda hazırlık söz konusu olmamış bu 30 yıl içerisinde. Uluslararası siyasi sistem içerisinde Azerbaycan'ın petrolü, Türkiye'nin yüzyıllara dayalı diplomasi yeteneği bir dantel gibi, ağ gibi bir örgü oluşturulmuş. İşte diyorum ya, İngiltere'ye bakıyorum, inanamıyorum yani. İlk defa İngiltere'den konuşmalar, açıklamalar, Azerbaycan'ın haklılığı üstüne, hakeza yine İsrail aynı şekilde Azerbaycan'dan bazı sivil toplumları konuşuyor ve inanamıyorum. Aa, bakıyorum şeyden Amerika'dan çok özür diliyorum. Bakıyorum, aa evet, bak demek ki Azerbaycan derdini doğru bir şekilde anlatabilmiş ya da aktarabilmiş. Belki bu noktada aynı şekilde devam eden bir tek Fransa'yı gördük. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz, işte Dağlık Karabağ ifadesiyle insanların kafasında verimsiz, dağlık, çorak bir yer ifadesi oluşturulmaya çalışılıyor. Dağlık ifadesi Azerbaycan cümlesinin şeyinde, Türkçesinde çok güçlü, zengin anlamında kullanılan bir kavram ki zaten aslında Yukarı Karabağ ifadesinin kullanılması son derece önemli, doğru. Çok zengin madenler var. Hakeza işte altın madenlerinin yıllarca 30 yıl boyunca Fransa tarafından nasıl sömürülmüş olduğu belgelerle ortaya konmuş vaziyette. Onun dışında aynen Anadolu gibi bütün meyvelerin, sebzelerin en zengin biçimde yetiştirilmiş olduğu bir yer. Karabağ her anlamda stratejik bir yer. Bir de Ermenistan coğrafyasına baktığımızda daha yukarıda bir noktada kalması hasebiyle bunun nedeniyle de Azerbaycan için vazgeçilemez bir yer. Mübariz Bey, tekrar sizinle devam edecek olursak, hocam biraz önce çok güzel bir şekilde ifade etti. Biz bir millet olmanın gereğini yerine getirebilirsek ama bir de yine aynı şekilde eşit iki devlet olmanın hukukuna göre hareket edersek eğer, Türkiye ve Anadolu Türklerinin gücünü ve desteğini düşündüğümüzde ittifak yapılması, sürekli ittifak yapılması gerekli mi sizce bundan sonra da Azerbaycan ve Türkiye arasında? Sorunuza göre teşekkür ederim hocam. Biz Şuşa beyannamesini imzaladık. Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyannamesini imzaladı. 15 Haziran'da ben bileyim. 2021 yıl. Bu çok büyük stratejik alanlarda her zaman müttefiklik göstereceğini o beyannamede. İlk defa özür dilerim. İlk defa müttefik denildi. Mesela Kars Anlaşması'nda bu yok. 4 Haziran 1918'deki Azerbaycan-Osmanlı Devleti arasındaki anlaşmada da bu yok. Ama Şuşa'da eşit iki müttefikten bahsediyor. Aynen. Ve orada arazi bütünlüğü, müstakilliği her ikisinin de tehlike altında olarken birbirine yardımda bulunmaları ve diğer çok büyük stratejik yani müttefik en yüksek seviyede, üst seviyede strateji müttefiklik eksisini takmıştır. Ve bu boyda gidecek. Daima da ve buna
arzumuz olur ve inancımız olur ki diğer Türk devletleri de bu beyannameye koşulacak. Sadece Azerbaycan ve Türkiye biz değiliz, aynı millet. Çünkü her ikisi aynı millet. Yani Anadolu Türkü, Azerbaycan Türkü. Oğuz Türküyüz. Azerbaycan'da, Türkiye'de çoğunluk Oğuz Türkü. Yani birisi 400-500 yıl evvel benim dedelerim buradan oraya gitmiş. Oradan belki buraya gelmiş. Aynı tayfalar. Yani bu aynı bir millet. Onun için bu müttefiklik daimidir. İnşallah ebedidir ve daha da daimi ve uca yüksek olan. Azerbaycan halkı nasıl bakıyor? Mübariz Bey. Ben bir Şubat ayında geldim. Halkı, bir de Eylül'de geldim. Her yerde Türk ve Azerbaycan bayrakları birlikteydi. Yani halk ne diyor bu şeye? İttifaka. Halk ne diyor? Halk diyor bizim iki devletimiz var. Birinin adı Türkiye, birinin adı Azerbaycan. Halk bunu diyor. Ne diyecek? Evet. Türkiye bayrağı da bizim bayrağımızdır. Azerbaycan bayrağı da bizim bayrağımızdır. Evet. Teşekkür bunu. Ediyorum. İkisi de bizim Ali Bey yine sizinle devam edelim. Bu evet. Biraz doğrudan mikro olarak da sizin alanınıza giriyor zaten. Savaş sonrası dönemde bölgede dengeler değişiyor. Aslında bütün dünyada değişiyor da bizim alanımız içine girdiği için bölgede dengeler değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de artık statüko denen bir şey kalmadı diyor. Dünya statükosu diye bir şey kalmadı diyor. Azerbaycan ordusu onu yıktı diyor. Bundan sonraki süreçte olaylar nasıl bir düzlemde cereyan edebilir? Uluslararası ilişkilerde çalıştığınız için şöyle bir gelecek şeyi çizebilir misiniz bize? Tabii bizim daha önceden uzun süre devam eden diplomatik savaşımız elbette ki etkisini gösterdi, demin de sizin söylediğiniz gibi. Etkisini gösterdi ama sonuç doğuramadı. Çünkü bir diplomasinin başarılı olması için bir reel gücün olması lazım. Bu reel güç işgal edilmiş bir devlet için nedir? Muzaffer bir ordu, güçlü bir ordu. Yine söylüyorum, bu 30 sene içerisinde Azerbaycan boş durmadı, ordusunu geliştirdi. Türkiye'nin burada çok önemli hizmetleri var, katkıları var. Ve bu ordu, bu ordunun sayesinde buradaki sorun, yani bu oluşmuş olan statüko, ki dondurulmuş münakaşalar diyoruz biz buna, ki Rusya'nın elinde de büyük bir güç aslında, bunun yıkılması gerekiyordu. Nasıl yıkılacak? Siyasi ve askeri yolla, yani harp yoluyla yıkılacak ve bu yıkıldı. Tabii savaşın bazı hususlarına değindik. Ve bundan sonra tabii bir statüko kalmadı artık. Yani bu şekilde devam etmeyecek. Peki nasıl devam edecek? Türkiye ve Azerbaycan en üst düzeyde, cumhurbaşkanları düzeyinde çok geniş platformlu işbirliklerini değişik versiyonlarla sundular. Bunun devam etmesi, yani bölgede barışın tesis edilmesi için bölge devletlerinin, İran'ın, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın, Rusya'nın, Ermenistan'ın falan katılımıyla geniş format veya daha küçük formatlar olur. Yani bunlar, Ermenistan'da katılacak artık diyorsunuz değil mi buna? Evet, katılmak zorunda. Yani aksi takdirde, yani bu savaş aslında durduruldu ama bir kapsamlı bir barış anlaşması imzalamadı. Sınırlar konusunda onaylanmadı ve o ayrıntılar onaylanmadı. Ayrıca o üçlü bildiride öngörülen Zengezur Dehlizi'nin, koridorunun açılması konusunda Azerbaycan tarafı da ısrar ediyor. Bu da aslında Rusya'nın... Özür dilerim. Zengezur niye çok önemli hocam? Zengezur şu anlamda önemli. Zengezur Türkiye'yi Türk dünyasıyla birleştirecek. Bizim açımızdan son derece önemli bu. Aslında bakarsak, yani Ermenistan yönetimi akıllıca hareket ederse bizden çok belki kendilerinin lehine. Yollar açılacak, iletişim, ulaşım ağları gelişecek. Yani bölgede hem ticaret hem iktisadi işbirliği sayesinde elbette yeni gelişmelere ayak açılabilecek, yani yol açılabilecek. Fakat yani Ermenistan her seferinde olduğu gibi bu sefer de geri duruyor, tabiri caizse suyu bulandırıyor. Bir şekilde bu sürece yakın gelmek istemiyor ama bizim de tabii ki şartlarımız var. Öncelikli olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tanınacak. Aksi bir takdirde bu süreç yürümez. Bu süreç yürümez ve bu savaş da aslında bu anlamıyla bitmemiş. Yani bir barış anlaşması da yok. Bundan sonraki süreçte benim söylemek istediğim şey, 100 sene sonra Türk ordusu Kafkasya'ya geldi. Bu son derece önemli bir şey. Ve nasıl ki 100 sene sonra Azerbaycan Türklerini kurtarmak için geldi,
Bu sefer de destek olmak için geldi. O aşamaya gelmedik. O seviyeye inmedik, düşmedik. Başarılı bir şekilde o harekatı yürüttük. Ama aksi bir durumda Allah korusun yeni devreye girmek için gelmişti aslında Türk ordusu. O yüzden bundan sonraki süreçte sağlam bir Türk-Azerbaycan askeri ittifakının kurulmasına ihtiyaç vardır. Müttefiklik her alanda, her alanda, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel her alanda bir müttefiklik. Eşit müttefiklik ama. Eşit müttefiklik, eşit müttefiklik. Ve bu aynı zamanda Rusya, Ermenistan işbirliğini dengeleyecek bir adım olacak. Ve bana öyle geliyor, şöyle düşünüyorum. Bundan sonraki süreç çok daha iyiye doğru gidecek. En azından Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından. Sürekli yalnız şunu vurguya ben karşıyım bir Türkiye'den birisi olarak baktığımda da Türkiye ya da geçmişte Osmanlı Devleti'nin o Kafkas İslam ordusuyla Bakü'nün kurtarılmasına ettiği kömekte de olduğu üzere sadece kardeşin kardeşe yardımı yok burada. Stratejik olarak o gün Osmanlı Devleti'nin bugünün de Türkiye'nin çok ciddi menfaatleri var o noktada. Yani Türkiye elbette ki bunları da gözetiyor şey değil. Sırf gideyim de yardım edeyim. Evet bu var ama elbette ki Türkiye'nin doğu sınırlarının güvenlik altına alınması, Türkistan coğrafyasıyla da bir bağlantı kurulması. Bu noktada işte birazdan sorularla daha biz bunu açacağız biliyorsunuz. Şu anda Çin'den başlayıp Londra'ya kadar gitmesi düşünülen büyük bir İpek Yolu projesinden bahsediliyor. Ve bu arazi üstünden geçiriyor bu biliyorsunuz. Ve Ermenistan eğer bu hat üstünde olmak istiyorsa dediğimiz gibi ve buradaki ekonomik refahtan faydalanmak istiyorsa şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda. Mübariz Bey ile devam etmek istiyorduk ama Mübariz Bey koptu gibi göründü bir ara. Mübariz Bey, yine aynı bıraktığımız yerden devam edecek olursak. Şimdi Ermenistan'la Azerbaycan arasında, Ermenistan'la Türkiye arasında bir barış mümkün mü sizce? Ve sizce böyle bir şey olmalı mı Azerbaycan'dan birisi olarak? Türkiye'den birisi olarak ben diyorum ki evet bu olmalı. Yani 100 yıl önce olmuş bir meselenin artık günümüzün aklı, sağduyusuyla barış masasında çözümlenmesi gerekir. Biraz önce de söyledim, duydunuz mu bilmiyorum. Çin'den başlayıp Londra'ya kadar götürülmesi düşünülen bir İpek yolundan bahsediliyor. Hakeza Bakü-Tiflis demir yolu başladı biliyorsunuz. O bölgenin refah seviyesini yükseltmede son derece etkin olacak. Ermenistan bundan da hiçbir şekilde faydalanamıyor. Siz Azerbaycan Türk olarak ne diyorsunuz bu konuda? Ermenistan'la bir barış yapmak mümkün mü? Kalıcı barış. Bakın bunun şartları var. Tabii ki barış yapmak istiyoruz. 100 yıl önce de İravan bölgesini Ermenilere payitaht olarak vererken de arzumuz, isteğimiz oydu ki bununla da barış sağlanıp ve Ermeniler daha güzel arazide... Özür dilerim. Tarihsel arka plan iki cümleyle özetleyebilir miyim Mübariz Bey? 1918'de Revan özböz Azerbaycan toprağı olmasına rağmen orada çok fazla Ermeni nüfusunun birikmiş olması, Birinci Dünya Savaşı'ndan yine o Anadolu'dan çok fazla oraya göç olması, evsiz, yurtsuz Ermenilerin orada yığılması sebebiyle orada bir Ermenistan devleti kurulması düşünülürken Azerbaycan Devlet Başkanı Mehmet Emin Resulzade'nin de onayı alınıyor. Yani bunu Mübariz Bey bunu söylemeye çalışıyor. Buyurun, özür dilerim. Devam edin Mübariz Bey. Estağfurullah. Yani Ermenilerle bizim bir konkret olarak milli anlamda bir belə deyək, annelerimiz bize söylemedi Ermeniler sizin düşmanınızdır, onlara nifret edin. Bizde onlara karşı nifret hissi yoktu. Sadece burada ne var? Ermeniler, onların keçmiş yanı Sarkisyan da gençlerle görüşünde dedi. Biz Azerbaycanlılarla genetik uygunsuzuk. Onlarla bir arada yaşayabilmərik. Bunların kafasında Türk düşmançılığı yüzyıllardır yeridilmiş ve Türklere bir düşman kimi bakıyorlar. Bizi de o cümleden. Ermenilerle bizim birce yaşamak, onlar buna mehkumdur, onların başka yolu yoktur. Ve biz de bunu isteriz. Ama bunun şartı nedir? Ermeniler arazi iddialarından vazgeçmelidirler. Ermeniler ırkçılıktan vazgeçmelidirler. Her bir şey olan kimi biz seçilmiş, biz büyük milletik, siz ne siz Orta Asya'dan geldiniz ya ne yaptınız diye söylemlerde unutmalıdırlar. Yani onlar bir ırkçılık hastalığına tutulmuşlar. Bu Ermeni halkının kendisini onların haricindeki milliyetçileri var ki hastadırlar. Onların zulmünden hılas etmek gerekir.
Yani Ermenilerin kendilerini bu milliyetçi demeyelim, milliyetçi demeyelim. Irkçı, faşist kişiler Irkçı. Var kendi işlerinde. Onları aynı. Susturmaları faşist. Gerekiyor. Selma Hanım, bunların faşist zihniyetinden kurtulmaları gerekir. Yani bunu yapmasalar ortada bir sülh, eminlik olması çok çetin. Bak şimdi her zaman onlar fırsat kolaylığa kullanacaklar ki bize saldırsınlar, bir pislik yapsınlar, nesil etsinler. Bunda çekinmelidir bundan. Ermeni Cumhuriyeti bugünler, Ermeni Dövləti öz diasporasından çok asılı vəziyyətdədir. Ve onların da tepkisi, onlar Qıraqda, Amerika'da, ondan sonra Fransa'da xüsusilə Rusya'da eləşmişler ve tepki yapırlar. Onlar belə deyək, Türk düşmanlığı kusurlar. Onların zihniyetini, onlar çocuklarını budur böyüdürlər. Budur zihniyetle onların bize şimdiki anda bir barışın olacağı yani görüşmür. Ama biz böyle bir barış arzu ederdik ve bunun için Ermeniler tedavi almadılar. Ermeniler Türkiye ve Azerbaycan'ın arazi iddialarından vazgeçmelidiler. Kars anlaşmasını kabul etmelidiler ve sayrı. Bu halda bu mümkündü ve yakin ki sağlam ağıl, sağlam tefekkür galip gelecek sonunda. İnşallah. Sizinle aynı fikirdeyim ben. Ermenistan'ın bir defa her şeyden önce diasporanın telkinlerinden, kışkırtmalarından uzak durması gerekiyor. Ermenistan yöneticilerinde özellikle sadece ve sadece Ermenistan'ın menfaatlerini düşünmeleri gerekiyor. Bu noktada baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh politikasının aslında bu coğrafyanın, Avrasya Havzası'nın tamamının huzuru için, refahı için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünün, İstiklal Savaşı'nı yapmış, doğduğu coğrafyayı kaybetmiş bir Mustafa Kemal Atatürk gidip bütün bunların sebebi olan Venizelos'la el sıkışabiliyor. Ya da 1921'den itibaren Arap milliyetçilerin önde gelenleriyle oturup görüşebiliyor. Ya da dediğim gibi bütün o yaşanılanların, Osmanlı'nın tasfiyesinin aslında baş sorumlusu olan İngiltere'ye yakın politikalar takip edebiliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, Lozan'dan sonra. Hiç geçmişin kinine, intikamına hiç takılmadığını görüyoruz Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal'in bu yurtta sulh, cihanda sulh politikası ışığında Ali Hocam, Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin, Gürcistan'ı da katarsak buraya, yine Rusya Federasyonu'nda takarsak, genişletirsek, siyasi, diplomatik, askeri bütün hepsini düşünerek Kafkasya'daki barışa, ekonomik refaha katkısı nasıl olur sizce? Kıymetli hocam, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kafkasya'daki bütünleşme, entegrasyon veya işbirlikler iki hat üzerine gelişmeye başladı. Bunlardan birisi Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği, birlikteliği, diğeri de İran, Ermenistan ve Rusya. Bu iki hat birbiriyle rekabet halinde gelişti. Ve bunun askeri boyutu da var, çatışma boyutu, özellikle ki insanların hayatına mal olan çatışma boyutu var. Bir tarafta da refah ve ekonomik gelişmeye baktığımız zaman Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin oluşturduğu bu hat başarılı bir şekilde gelişim gösterdi. Ekonomik olarak bölgesel projeler geliştirildi, çok büyük bölgesel projeler ve her üç devletin çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda. Ama Ermenistan bunların dışında kaldı. Neden? Çatışma dolayısıyla bunların dışında kaldı. Şimdi bu savaş oldu, gerçekleşti ve sonunda Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de söylediği bir şey var. Siz de buraya katılın. Yani Kafkasya'da eğer barış istiyorsak eğer, o zaman birlikte bir barış formatı oluşturalım ve bunun üzerinden gidelim. Mübariz Bey'in de çok doğru söylediği gibi Ermenistan bu yayılmacı, saldırgan politikalarından, söylemlerinden sadece sözde değil aynı zamanda emelde de geri çekilmeli. Yoksa kendilerini aslında bu bedbahtlığa sürüklüyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman Ermenistan'ın bu süreç içerisinde kazanımı ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey kazanmadı. Ve hem kendilerini yaktı hem de bizim canımızı yaktı yani. On binlerle insanımız hayattan gitti, şehit oldu. Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye ve Azerbaycan'ın başarılı işbirliği aslında bir örnek oluşturuyor. Ve bunun geliştirilmesi, yani bu işbirliğinin geliştirilmesi, Gürcistan da bizimle aynı çerçevede yer alan bir devlettir. Belki özendirecek kendilerini, aslında şunu da söyleyeyim,
ne kadar yenik duruma düşmüş olsa da Ermenistan yönetiminin de aslında işi çok zor. Yani önce söylediklerinden geri adım atacak, halkını biraz inandırmaya çalışacak falan, bu süreç nasıl olacak bunu da aslında bilmiyoruz. Ama Rusların bir sözü var, ne diyor? Diyor, dostluk dostluktur, hizmet hizmettir, yani görev görevdir. O zaman bu görevleri, yapmamız gerekenleri başından itibaren belirtelim. Bizimle varsa onlarla biz işbirliği veya barış yürütebiliriz. Yoksa çünkü Ermenistan devletinin kuruluşu birkaç ayağı üzerinde duruyor. Bunlardan birisi soykırım meselesidir ki bağımsızlık bildirgesinde yer alıyor. Türkiye'ye karşı toprak iddiasıdır. Azerbaycan'a karşı toprak iddiasıdır. Bunlardan vazgeçmediği, emelde yani vazgeçmediği sürece biz Ermenilerle bir arada yaşayamayız. Yani söyledikleri de, bu konuda söylenenler de hayal oluyor. O yüzden biz hiçbir şeye bakmadan öncelikli olarak Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğini, ki Gürcistan'ı da buraya katarak, devam ettirmemiz lazım ve bir barış ve refah örneği sergilememiz gerekiyor. Ermenistan'ın giderek yalnız kalmaya başlamış olduğu da bu coğrafya özelinde baktığımızda bir gerçek. Bir sürü ittifaklar söz konusu, biliyorsunuz. Başta Türksoy olmak üzere Karadeniz ülkelerinin bir araya gelmiş oldukları ittifak süreci vesaire olmak üzere. Ermenistan hiçbirine giremiyor. Düşünün ki Rusya bile var artık bunların içerisine. Artık Balkanlardan da Macaristan beni de alın demeye başladı bu ittifaklar sürecine. Eğer bütün bunlar bir de ekonomik refahın da bu coğrafyaya gelmesine bir şekilde katkı sağlarsa, Ermenistan'ı yönetenler şapkayı önlerine koyup düşüneceklerdir diyorum. Ama tabii her şeyden önce burada bunu almak ne kadar önemli bilemiyorum. İşte rahmetli Hrant Dink Fransa'ya demişti, biliyorsunuz, bu bizim Türkiye içerisindeki Ermenilerin meselesi, siz niye karışıyorsunuz diye. Birazcık Ermenistan'dan da bu tarz yükselecek seslere ihtiyacımız var. Bu bizim meselemiz Fransa, sen ne karışıyorsun? Bu bizim meselemiz ya Amerika'daki diaspora, sen ne karışıyorsun? İşime demesi gerekir gibi geliyor. Her siyasi başarıyı tamamlayan ekonomik zaferler vardır, biliyorsunuz. Bölgenin bir an önce ekonomik anlamda kendini toparlaması bu anlamda son derece önemli diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi yurtta sulh, cihanda sulh politikasını bu coğrafyada en azından uzun yıllar sürecek hale dönüştürmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir muasır medeniyet seviyesine erişme ülküsü vardı. Bunun sadece Türkiye için olduğunu düşünmüyorum. Onun gönlünün bütün Türkistan coğrafyasıyla da ilgili olduğunu bilen bir kişi olarak söylüyorum. Bu noktada Rusya ile olan yakınlığını da düşündüğümüzde, Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemdeki Rusya ile olan ittifaklar sürecinde onu da düşündüğümüzde, demek ki aslında Avrasya Havzası'nda olabilecek bu huzur her bir ülkeye karınca kararınca mutluluk getirecektir diye düşünüyorum. Son 10 dakikaya girdik sayın hocalarım. Sizlerin de söyleyecek bir şeyleriniz var mı? Oya Hanım'dan başlayarak, Oya Hanım bir tane de size soru. Oya Hanım, siz de bir şey söylemek ister misiniz? Son 10 dakikamız. Çok büyük bir ilgiyle dinliyorum. Çok şeyler öğrendim. Hakikaten muazzam bir tarih. İki sualim var. Biri Minsk grubu artık feshedildi mi? Hiçbir işe yaramayan bir gruptu. Yani Fransa, Amerika ve Rusya'nın Azerbaycan-Ermeni işine girmesi, bir deyim vardır. Tilkiye kümesi açmak gibi bir deyimdi. Ve hiçbir işe yaramadılar. Bu zaten grup yaramak istemiyorlardı ki Oya Hanım. İşte altın madenini işleten Fransa'ymış. Problemi çözer mi? Çözmez elbette. Ali Bey, cevap vermek ister misiniz buna? Kısaca, ama süremiz bitmek üzere. Tabii, çok kısa cevap vereceğim. Sadece şunu görmek yeterli oluyor. Eş başkanlık yapan Rusya Ermenistan'ı destekliyor. ABD Ermenistan'ı destekliyor. Fransa Ermenistan'ı destekliyor. Hem parasal olarak destekliyor, artı Rusya'da silah olarak destekliyor. Yani barışı çözme misyonu üstlenmiş bir kuruluşun eş başkanlarının durumuna bakın ve bunun sonucunun nasıl olacağı, geleceği yer de buraydı. Fiilen yasal olarak kaldırılmamış ama fiilen olarak işlevsiz bir duruma düştü. Şeyde ısrarlılar hala. Çözüm için yeniden biz devreye girmeliyiz diye Fransa sözcülük yapıyor. İkinci sorunuz neydi Oya Hanım? Evet. Ermenistan'la Türkiye sınır durumu nasıl? Çünkü sınırı ilk iş hoca şeyden araba harbinin hemen kapamıştık sınırı. Şu anda sınır açıldı mı, açılacak mı, neye bağlı? Yok, açılmadı. Türkiye'nin ön şartı şu: Kars Anlaşması'nın bütün hükümlerini tanımak zorunda. Bu da Doğu Anadolu sınırlarını tanımak anlamına geliyor.
Bunu yapmadığı sürece de böyle sınırların açılması diye bir durum söz konusu değil. Tabii ki biz burada Nahçıvan'ı da unutturduk. Atatürk'ün Nahçıvan konusundaki çabalarını da unuttuk. Bunu birkaç cümleyle de olsa Mübariz Bey hemen sizden alalım son cümlelerinizle birlikte. Ben bunu söyleyeyim Hükümet'e de Ermenistan ne zaman bakımsız bir devlet olacak o zaman onunla konuşmak. Ermenistan denilen bir devlet yok. O bir forpost. O bakımsız bir ölçek değil. Nahçıvan'la 21. illerde danıştığı zamanı 1920. yıllarında yani Nahçıvan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları yoktu. O zaman Atatürk'ün bilavasıta yani zekiliği, müdrüklüğü ve çabaları ile Türkiye'yi İran'dan bir kadar torpaklar aldı ve Nahçıvan ile 11 kilometrelik sınır oluşturuldu. Bu günler bak həmin əməlin nəticəsidir ki biz Qərbi Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Nahçıvana, Nahçıvandan Türkiyə qovuşa biləcəyik və bütün Türk dünyası, Türkiyə və Orta Asiya bu həmin bu Atatürk'ün vaxtı ilə əldə etdiyi o torpaqlar 11 kilometr Nahçıvana sınır hansı ki İrandan aldı. Onun nəticəsində biz Zəngəzur dəhlizinin önəmini qaldıra bilirik. Onunla bütün aynı zamanda şunu da söyleyelim mi? Karabağ Savaşı esnasında Ermenistan'dan Nahçıvan'a dönük bir saldırı olma ihtimaline karşı da oradaki garantörlük hakkı Türkiye'nin Ermenistan üstünde çok ciddi bir yaydırıcı etki yapıyor. Ve Kars Anlaşması'na gidilirken özellikle Mustafa Kemal'in altını çizdiği Nahçıvan ya Türkiye'nin olacak ya Azerbaycan'ın olacak. Nahçıvan'dan asla vazgeçilemez. Kırmızı çizgi olarak bunu çizmiş olması ne kadar geleceğe gören bir lider olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Ali Hocam sizin son sözlerinizi alalım. Mübariz Bey çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Oya Hanım bu organizasyonu yaptı ve gerçekten Selma Hanım da bana önerdiği zaman ben seve seve kabul ettim. Tabii Selma Hanım bizim hocamız ve bu Karabağ Savaşı döneminde yani hocamız olduğu için övmeye de yani hukukum var. Gerçekten kendisinin de söylediği gibi ben mevzu bahis Azerbaycan'sa Karabağ'sa gerisi teferruattır diye böyle bir benim cümlem. Bu benim cümlem. Her yerde söylediğim bir cümle. Evet, hocamızın söylediği bir cümledir ve biz değişik platformlarda bir aradayız. Ne kadar güzel organizasyonlar yaptığı, ne kadar güzel organize ettiği çünkü bu son derece önemli. Arka planı görünmeyen akademisyenlerin yazıları istikametlendirmek, değerlendirmek ben kendilerine son derece müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum hocam size. Mübariz Bey'le de böyle online tanışma fırsatı oldu. Bir Azerbaycan aydını, bir Türk aydını. İnşallah Bakü'ye veya siz Türkiye'ye geldiğinizde de yüzle görüşüp daha güzel muhabbetler ederiz. Yani konuşuruz inşallah. Evet. İnşallah. Hanım'a teşekkür ediyorum ben de bu güzel programdan dolayı. Arka planda bizim bu programı çekmemize katkı sunan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ama Amerika'ya da küçük bir selam yollamak istiyorum. Oradaki bütün Türk vatandaşlarımıza sevgiler ve saygılar. Özelinde Amerikan yönetimine de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka bizi izleyeceklerdir ya da izliyorlardır da şu anda olabilir. Bu bölgede ben Amerika'nın da varlığının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sınırdaş olmasak bile, çok yakın olmasak bile mevcut bu bölgedeki statükonun, mevcut barışın devamı için tarafsız bir şekilde Amerika'nın da bölgedeki gücünü hissetmek istiyoruz. Ama tarafsız bir şekilde. Söz sizde Oya Hanım. Teşekkür ediyorum. Ve amin diyorum bu son isteğinize. Hepimiz aynı fikirdeyiz inşallah. Bütün çok sevgili hocalar harikaydınız yani çok çok teşekkürler. İnşallah ileride daha başka programlarımız da olacak. Sizi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim ve bütün sevgili kardeşlerimize Azerbaycan'da, Ankara'da ve Karabük'te selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.